İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Batı Ermenistan'ın evlatları Vazgen Oganesov. Azeriler Hadur Merkez Kütüphanesini yıktı. Ermenistan Cumhuriyeti'ne giren iki Azerbaycanlıdan biri 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı, suçunu kabul etti. Batı Ermenistan'daki Van Gölü Havzası'nın sazlıkları yanıyor. Uzmanlar uyarıyor. 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı'na Cesaret ve Doğruluk Ödülü. Batı Ermenistan'da kültür, cambazlık. Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı tarihi dönemlerinde Ermeni halkına karşı işlenen suçların incelenmesinde yabancı diplomat, misyoner ve görgü tanıklıklarının ifadelerinin yanı sıra başta üst düzey Türkler olmak üzere devlet, siyaset ve toplum hayatındaki Türk şahsiyetlerinin anıları da incelenmektedir. Ermenilerin sürgün ve katliamlarına ilişkin emirleri veren makamlar çok önemlidir. Son yıllarda Talat, Cemal Enver ve Sultan II. Abdülhamid'in anıları dünyada birçok kez yayınlandı. II. Abdülhamid anılarında Ermenilerle ilgili sorunlara çok sınırlı bir şekilde atıfta bulunmasına rağmen tarihsel gerçeği Ermenilerin iç sorunlarını olarak sunmaya çalışmış, böylece politikasının özünü, özellikle de Ermenilere karşı işlenen suçları gizlemiştir. Tarihçi önemli bir açıklama yapar. Hatıratlardaki kelime hazinesi dönemin konuşma ve yazı diline karşılık gelmemekte, üstelik günümüz Türkçesinin yazı ve konuşma üslubuna çok daha yakındır. Türk tarihçi ve hukukçu Ekrem Buğra Ekinci de aynı görüşü dile getirerek Osmanlı'da padişahların hatıra yazmasının onlara ait olmadığını vurguluyor. Yazar Abdülhamit Kırmızı da bundan emindir. Çünkü muhtemelen yönetimi sırasında bunları yazmaya vakti olmayacaktı ve 1909'da iddiaçılar Selanik'e sürgün edilen eski padişahın iddiaçıların faaliyetleri hakkında olumsuz düşüncelerin de bulunabileceği anılarını yazmasını yasaklardı. Henüz 1913'te sosyopolitik devlet adamı Arşak Cemalyan, Tiflis'teki Horizon gazetesinde Abdülhamid'in anıları başlıklı bir dizi makale yayınladı. Ancak makaleleri Almanca orijinalinden değil, Paris'te yayınlanan Fransız Tan gazetesinden çevirdi. Daha sonra 2. Abdülhamid'in anılarının 1913 yılının Şubat, Mart ve Nisan aylarında Alman dergisi Nat und Süd'de yayınlandığı ispatlandı. Ancak Cemalyan'ın çevirisiyle Alman gazetesinde yayınlanan yazı dizisinin sadece bir ayda çıkan kısmı bize ulaştı. 9 Mayıs 1945'te Nazi Almanyası'na karşı kazanılan zaferin anısına aşağıdaki makaleyi sizlere sunuyoruz. Batı Ermenistan'ın çocukları, Sovyetler Birliği'nin faşist Almanya'ya karşı kazandığı zafere büyük katkı sağladı. Faşizme karşı savaşan kahraman Ermenilerden biri de 10 Şubat 1920'de Artık bölgesinin Orom köyünde dünyaya gelen Vazgen Oganesov'dur. Vazgen Oganesov, ünlü yolculuğuna Bakü Havacılık Kulübü'nde başladı ve yavaş yavaş havacılık tekniklerinde ustalaştı. 1940'tan itibaren Kızıl Ordu'da görev yaptı. 1941'de Tiflis Askeri Havacılık Pilot Okulu'ndan mezun oldu. Aralık 1941'den itibaren Temen Oganesov, Büyük Vatanseverlik Savaşı cephelerinde 347. Hava Alayı'nda görev yaptı. Savaş boyunca Oganesov 324 başarılı savaş uçuşu yaptı. 75 hava savaşında şahsen 23 uçak düşürdü. Geleneksel olarak Sovyet Hava Kuvvetleri'nin kahramanları olarak adlandırılan sembolik Stalin Şahinleri adlı grubun üyesiydi. Onun uçağı yalnızca bir kez savaşın sonunda 28 Nisan 1945'te düşürüldü. Ancak uçak savar füzesinin parçalarından ciddi şekilde yaralanan pilot hasarlı uçağı havaalanına indirecek gücü buldu. Vazgen Oganesov son savaş uçuşunu Berlin çatışmaları sırasında yaptı. De facto IM zaferin arifesinde Hitler Reich'ının Alman liderliğinin bizzat Hitler'in başkanlığındaki kuşatılmış Berlin'den kaçmasını önlemek gerektiğini yazıyor.
27 Nisan akşamı Berlin ve çevresindeki tüm hava alanlarını kaybeden Alman Yüksek Komutanlığı'nın kalkış ve iniş için Tiergarten Parkı'nın ana caddesini kullanacağı öğrenildi. Bu haber General Savitsky tarafından doğrulandı. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Artsakh'ın Hadrut yönetiminin eski bir çalışanı olan Yerazik Avanesyan uyarıyor. Azeriler işgal altındaki Artsakh topraklarında kültürel vandalizme devam ediyor. Hadrut Merkez Kütüphanesi'ni yıktılar. Hadrut'taki Avedik İshakyan adlı kütüphane 1932'de kuruldu. 1200 adet kitap muhafaza ediliyordu ve bu sayı daha sonra 30 bine ulaştı. Batı Ermenistan, Azerbaycan tarafının ırkçı ve kültür karşıtı davranışını kınamak ve aynı zamanda uluslararası toplumu işgal altındaki Artsakh topraklarındaki saldırganlığına odaklanmaya çağırmaktadır. Bir ay önce Ermenistan Cumhuriyeti'ne sızan ve sınır köyleri sakinleri tarafından bulunan iki Azerbaycanlıdan biri asker Akşin Babirov 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ermenistan Cumhuriyeti Yüksek Yargı Konseyi, Babirov'un sınırı yasa dışı yollardan geçme ve devlet sınırından yasa dışı yollardan ateşli silah ve mühimmat taşıma suçlamasını kabul ettiği nedeniyle yargılanmanın ayrıntılı bir soruşturma yapılmadan hızlandırılmış bir prosedürle yürütüldüğünü bildirdi. Akşin Babirov'un mahkumiyet kararı henüz yürürlüğe girmedi. Yasa bunun için bir aylık bir süre veriyor. Başsavcı Anna Vartabetyan, iki tutuklu kişi var. Biri ile ilgili işlemler tamamlandı ve dosya yargıya intikal edildi. İkincisi ile ilgili soruşturma devam ediyor. İkinci kişi, evet, ağırlaştırıcı koşullar altında işlenen cinayetle suçlanıyor, dedi. Ceza davasına göre 12 Nisan'da Kapan'da Hayrabet Melik Setyan'ı tabancayla öldüren Hüseyin Ahundov, tekrar yasa dışı yollardan Ermenistan Cumhuriyeti sınırını geçerek İran'a gitmek istedi. Bu amaçla güvenlik görevlisinin cep telefonunu çalan Ahundov, bölgede park halindeki otomobilin motorunu çalıştırmaya çalıştı ancak başaramayınca kaçtı. Daha sonra yerel halk onu Kapan yakınlarında buldu ve kolluk kuvvetlerine teslim etti. Batı Ermenistan'ın Van'daki sulak alan yangınları artmaya başladı. Uzmanlar, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle suların çekilmesine bağlı olarak sazlık alanların tehlikeye girdiğini belirtti. Van'ın Erciş, Muradiye, Tuşba ve son olarak da İpek Yolu ilçelerinde birçok kuş türünün yaşam alanı olan sazlık alanlarda büyük çaplı yangınlar meydana geldi. Meydana gelen yangınlarda çeşitli türlerdeki kuşlar telef oldu. Son olarak İpek Yolu ilçe sınırlarında 250 kuş türüne ev sahipliği yapan Erçek Gölü sazlığında çıkan yangın korkuttu. Bu yangınlar genellikle insan eliyle olur ama bazen de elektrik ve çeşitli sebeplere bağlı olabilir. Van Gölü havzasında farklı noktalarda meydana gelen yangınlar bu alanları tahrip ediyor. Buna bağlı olarak burada yuva yapan, yaşayan ve üreyen hayvanlar da etkilenmektedir. Çevre sorunlarını her zaman ilgi odağında tutan Batı Ermenistan hükümeti, son dönemde insanların da neden olabileceği benzer ekolojik felaketlerin sıklığını üzülerek kaydediyor. Batı Ermenistan'ı işgal etmeye devam eden Türk makamları sürekli olarak yeraltı kaynaklarını aşırı kullanmakta ve benzeri yangınlarla doğaya büyük zarar vermekte ve genetik kaynakları yok eden ciddi ekolojik sorunlar yaratmaktadır. 1977 yılından beri verilen Avrupa Yılın Müzesi ödüllerinin kurucusu olan gazeteci, müzeolog ve yazar Kenneth Hudson'ın adını taşıyan Kurumsal Cesaret ve Doğruluk Ödülü, müzelerin toplumdaki rolüne ve sorumluluklarına ilişkin ortak algıları cesaretle sorgulayan ve genişleten bir müzeye, kuruma ya da kişiye veriliyor. 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı, Avrupa Müze Forumu tarafından Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2023 Kenneth Hudson Kurumsal Cesaret ve Doğruluk Ödülüne layık görüldü. Bu yıl 19 ülkeden 33 adayın yarıştığı Avrupa Yılın Müzesi ödüllerinde farklı kategorilerde 6 müzeye ödül verildi. Avrupa Yılın Müzesi ödül jürisi 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı'nın
insan haklarını bütüncül ve evrensel olarak ele alması, geçmişe ışık tutarken gelecek için de adım atarak karşılıklı anlayışı ve empatiyi teşvik etmesi, toplumsal dönüşüme ve demokratikleşmeye katkıda bulunması nedeniyle 2023 Kenneth Hudson Kurumsal Cesaret ve Doğruluk Ödülüne layık görüldüğünü açıkladı. 23.5 Hrant Dink Hafıza Mekanı adına Nayat Karaköse ödül konuşmasını yaparak şunu kaydetti. Bizi bu anlamlı ve prestijli ödülle onurlandırarak çalışmalarımızı takdir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Her ödül bir kutlama fakat bizim için her ödül aynı zamanda bir ikilemi de temsil ediyor. Bu vesileyle Hrant Dink Vakfı'nın tüm ekibine, yönetim ve danışma kurulumuza, tüm zorluklara rağmen hafıza mekanının oluşturulmasında emeği geçen, gecesini gündüzüne katan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. En önemlisi de yaşadıkları tarif edilemez acıya rağmen acılarını güce ve eyleme dönüştürdükleri için Hrant Dink'in ailesine çok teşekkür ediyorum. Cambazlık, Ortaçağ Ermenistan'ının tiyatro türlerinden biridir ve buna dair 5. yüzyıldan kalma kanıtlar var. Modern zamanlarda bir halk sanatı olarak korunmuştur. Cambazlığın bir sanat veya zanaat olduğuna net bir şekilde ayırt etmek zordur ancak adı ne olursa olsun bugün ip cambazlarına neredeyse hiç rastlamıyoruz. Bir zamanlar ip üstünde yürüyen cambaz ulusal bayramların ayrılmaz bir parçasıydı. İp cambazı iki direk arasına gerilmiş bir ipin üzerinde müzisyenlerin çaldığı müzik eşliğinde dans ederken hizmetkarı ve yardımcısı olan palyaço seyircilerden para toplar, ipin altında cambazın hareketlerini taklit eder ve bazen onunla alay eder. Aramyan tiyatrosunun kurucusu ve oyuncusu olan Konstantinopolisli ve 1826-1867 yılları arasında yaşamış olan Hovhannes Gasparyan önde gelen bir Ermeni ip cambazıydı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1876-1939 yılları arasında yaşamış olan Grigor Sünü tarafından düzenlenmesi yapılan Ermeni halk şarkısı Sarenguka Ziyavurat eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.